Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz anket yapmıştık. Köpeğime bugün ne pişirsem diye. Ankette tavuk üstü pilav çıkmıştı. Fakat şu an evde tavuk olmadığı için ben de köpeğime İskender yapmaya karar verdim. Esra abla da İskender yapmamı istemişti. Ama Bursa usulü olur mu bilmiyorum. Şimdi İskender'imizi yapmaya başlayalım. Gördüğünüz üzere parça çok heyecanlı. Sandalyesinde üstü üstü oturuyor. Tost makinemizde yapıyoruz İskender'imizi. Sossuz, tuzsuz ve yağsız böyle ince kıyılmış, yaprak döner şeklini almış İskender'imizi atıyoruz. Kimin İskender'i bu? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Nasıl da sakin sakin oturuyor. Bir saniye. Hem parçama bayram yemeği olsun diye düşündüm. Hem de parç için değişik bir yemek olur diye düşündüm. Oh, İskender'ler. Parçacığım. Bu bütün mü? Şöyle. Şöyle. Etlerimiz pişiyor. Aferin sana usta çocuk. Bunu da böyle bırakalım. Bir tabağımızı kaldırayım. Boş tabağı. İskender'in biliyorsunuz ki olmazsa olmaz en önemli şeylerinden bir tanesi de pidesidir. Ramazan ayında olduğumuz için tırnak pide bulamadım. Böyle etli bir pide bulduk. Şimdi bu pideyi İskender tabağına uygun kesiyoruz. İskenderimizin üstüne yoğurt dökeceğiz ama kesinlikle sos tuz yok. Etlerim pişiyor, alışım. Eti de pişirmemin sebebi arkadaşlar üzerinde konuş. Üzerinde hayır. Yaklaşmak yok. Üzerinde bakteriler olsun istemiyorum. Biliyorsunuz çiğ et. Ben öyle biliyorum. Hayvanlara zararlı. Şimdi pidemizi İskender usulü kesiyoruz. Tamam mı Uruş'un? Tamam bir tane. Kendi et olduğunu biliyor arkadaşlar. Yani şu an oruçluyum. Gerçekten acayip canım çekiyor şu an şu İskender'i. Ama bugün orucumuzun son günü. Allah oruç tutanların herkesin orucunu kabul etsin. Yarın bayram. Şimdiden herkese iyi bayramlar dileyelim. Mutlu, huzurlu, sağlıklı. İnşallah kapanarak geçirdiğimiz son bayram olur. Ne oldu şu? Evet arkadaşlar, pidelerimizi İskender tabağı hazırlanıyor. Tost makinesinin üstünü kapatsam mı? Daha iyi pişer değil mi? Tamam. Bir kat şöyle daha çevirelim. Oh, parça. Oh, bir tane. Bu tost makinemizi kapatalım. Altı üstü pişsin. Bak nasıl coz etti. Belki bayramda da tavuk üstü pilavı yaparım. Şu an evde tavuk olmadığı için kusura bakmayın. Ankette tavuklu pilav çıkmıştı. Bu da yoğurdumuz. Tamam mı düşün? Yani biraz dumanlar çıkıyor bunda. Oo. Oo, pars. İz yapmış oğlum. Şuna çok güzel iz yapmış. Diğerlerine değil de. Şöyle. Bir iki defa daha böyle ısıtsak olur diye düşünüyorum. Aferin bebeğim. Uslu çocuk. Bir de derler ki pers eğitimsiz. Görüyorsunuz değil mi? Annesi otur diyor, oturuyor. İyi bayramlar da herkese. Herkesin orucu kabul olsun. Aferin. Tamam. Tamam mı düşün? Senin İskender'in. Yanar manar oğlum, beni lafa tutma. Yanmasın. Bir tanem İskender'in niye yanıyor? Tamam. Onunla konuşuyorum ya. Ağır. Tamam bir tanem. Senin İskender'in bu. Biraz daha pişsin. Heyecanlı mısın? Heyecanlı. Bakın benimle konuşuyor. Heyecanlı mısın bir tanem? Çok mu heyecanlısın? Tamam tamam. Hayır. Hayır. Yanaşım hayır. O duman tutuyor baksana.
Tost makinemiz de eski bir tost makinesi ama bayağı iş görüyor arkadaşlar. Ben böyle eski eşyaların daha dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Oo. Hakiki löpet parçam. Ciğer falan değil. Ki ciğer de çok güzel olur. Ben sevmiyorum ama güzel olur. Hala niye istediğim gibi pişmedi? Bir kere daha böyle kaparsın. Sonra tamam. İskenderimizi de. Yanına ayran yapmadım Paris'in. Çünkü şu an iftar olduğu için arkadaşlar, iftardan önce Paris'i dışarı çıkartamıyorum. Biraz halsiz ve yorgunum. O yüzden ayranı maalesef şimdi yapmadım. Ama bayramda tavuk pilavının yanında ayran yapacağız. Tamam üzülme, tamam. Buraya bak, tamam. Gel bakalım bakalım pişmiş mi? Oo, bence bir hani köpek için ideal arkadaşlar. Şöyle size de gösterelim. Bu videoyu iftardan sonra yüklerim büyük ihtimal. Çünkü insanın canı çekiyor bu löpetleri görünce. Tamam bu kadar. Şimdi kapatalım. İskender gibi. Daha mı kırmızı olsaydı ha? Ama iftar oluyor bir tanem. Anne daha yemek yapacak. Ya kafanı düşürme, üzülme öyle. Evet arkadaşlar, köpek usulü İskender. Tamam, sakin ol. Ben şöyle bir alabilir miyim? Varsa bir fotoğraf alayım. İskender'e yoğurdumuzu koymadık. Sen koyar mısın İskender'e yoğurdu? Ben Pars'ta konuşayım. Heyecanlı mısın bir tane? Çok komik. Belki sevmez. İskender de yoktu. Evet arkadaşlar. Parçaya yapılan. Pars hiç bir tepki vermiyorsun oğlum. Herhalde şu an çok sıcak olduğu için bir tepki vermiyor. Soğumasını bekleyeceğiz. Dur, hayır, sıcak yiyemezsin. Hayır. Hayır, masaya dokunma, hayır. Persi sıcak İskender yenmez. Gel oğlum. Hadi gel balkonda İskender'imizin soğumasını bekleyelim. Persi. Hadi oğlum. Tamam öyle atlama gel. Gel balkonda yiyeceksin. Balkonda su var. Hala duman tutuyor arkadaşlar. Dur soğusun. Acele etme. Soğumadı bir türlü. Bakın burada Pars'ın minderi var. Sabahleyin burada güneşleniyor. Ne oluyorsun? Neden bu kadar sıcak hala? Bu köpek çok heyecanlandı. Tamam oluşum. İnşallah dokunmaz. Dokunacağını düşünmüyorum. Daha önce Pars'a et yedirmişliğim var. Bunu başka bir yerde soğutmaya alayım arkadaşlar benim neyse. Soğuduktan sonra videoya devam ederiz. Şimdi çok sıcak. Tamam bir tanem soğusun. Senin İskender'in bu. Biraz dolapta bekleteyim arkadaşlar ben bu İskender'i. Evet arkadaşlar, İskender'imizi dolaptan çıkardık. Şimdi parçama ikram edelim. Soğuttuk yani. Tamam bir tanem gel. Dur, kapıyı kapatalım dur. Dur düşüreceksin bizi. Dur çeke bakalım. Çünkü kaçırabilir. Kaçırmasın tamam. Tamam. Bakın şimdi hemen 5 saniyede yiyecek. Afiyet olsun bir tanem. İskender de yemedin demezsin. Ama etrafı kirletme bir tanem. Kızarlar bize. Neyse artık temizleyeceğiz buraları. Afiyet olsun bir tanem. En iyisi gel biz onu tabağa alalım. Öyle yeme oğlum. Ben tabağı alıyorum. Sen yere alıyorsun bir tane. Tamam. Bir şey yok. Şimdi burnuna bakın. Yoğurt oldu. Tamam, korkma. Hiçbir şey yok. Bir tane. Oh. Afiyet olsun.
Sağ olsun. Ne oluyor? Bir sesler var mı? Tamam oğlum. Dikkati çok dağılıyor. Oo. Afiyet olsun. Oo. Ya şuna bakın. Burnu yoğurt oldu. Pidelerini de ye oğlum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Pars biraz dağınık yedi. Oo. Oo. Afiyet olsun. Şifa olsun. Şifa olsun bir tane. İnşallah ekmeklerini de, eğer ekmeklerini yemezse onu sokak hayvanlarına götüreceğiz. Yani etmiyoruz. Değil mi oluşum? Aferin. Bak mis gibi pide. Ramazan pidesi. Oh. Bütün etleri yedik. İftardan sonra da güzel bir dışarıda tur atarız. Daha ne olsun? Yani daha önce Pars'a kelle paça yapmıştım. O biraz dokunmuştu biliyorsunuz. Ama daha önce lopet vermiştim. Herhangi bir sorun olmamıştı. O konuda tereddütlerimiz inşallah olmaz. Bir hastalık. Pidemizi de yiyoruz. Afiyet olsun bir tane. Tamam ben oraları temizlerim. Tamam bir tane. Oo, pidelerimizi de yiyoruz. Yani her zaman mama yemek sıkar diye düşünüyorum. Evde ona kokan şeylerden yemek yapmaya çalışıyorum. Pideler yağlı ve tuzlu ama her zaman mı yedirmeyelim pideyi? O yüzden sorun olacağını düşünmüyorum. Tamam mı? Doğru mu? Hayır, yoğurda basma. Gel şöyle temiz yerde yoğurda basma. Parsi. Benim burayı temizlemem lazım ama. Oo, afiyet olsun. Tosunum. Biliyorsunuz ki Pars tabakta bir şey bırakmayı asla sevmez. Göbüşümüz de şişti. Keşke yani insanlar da hayvanlar gibi olsa, hiçbir şey israf etmesi ne kadar güzel olurdu. Şimdi de dışarıdan mı izleyeceğiz bir tane? Tamam, afiyet olsun. Ama ben senin patilerini bir sileyim, tamam mı? Patilerin yoğurt olmuş olabilir. Ha, annesine de teşekkür edermiş. Ne demek canım? Bakın aslında yoğurt. Ne demek canım? Yapacağız tabii. Tostuncuğumuza. Tabağımız tertemiz, işlem tamamdır. İftar da olmak üzere. Hava kararıyor. Son 40 dakikamız falan kaldı değil mi Pars? Bekle şimdi patilerini silelim, tamam mı? Patilerini silelim. Şu önlüğümü çözüp geliyorum.
Tekrardan herkese hayırlı iftarlar arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar. Şuna bak, yüzünde güneş vurdu. Hadi görüşürüz paşcığım. Bıdık.